Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Farm Simulator 22 ve kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. Bölümü yanılmıyorsam artık biraz karıştırmaya başladım ama 54 olabilme ihtimalini çok yüksek görüyorum şu anda kafamda. Neler yaptım derseniz peyzajla birazcık uğraştım. Aslında biraz demek hafif mi kalır bilmiyorum ama şu garaj alanını en azından elimden geldiği kadar biraz toparlamaya çalıştım. Hala da çok işi var. Hala da yapılacak şeyler var ama bence güzel, artık göze hitap eden bir hale getirdim diyebilirim. Hazırsanız dönüyorum. Neyse şu köşeden başlayalım. Burada çok bir şey yapmadım. Daha burayı taşlayacağım. Şuraya şöyle bir çim mi desem? Butça mı deniyordu İngilizcesi? Neydi? Öyle bir şeydir. Böyle bir ufak yine çit gibi ama çimlerden oluşan, otlardan oluşan kestiğimiz o çitler var ya, süslü çitler. Onlardan koydum. Komşu rahat geçsin diye. Hem de benim alanım şöyle bir şey yapsın diye, farklılaşsın diye. Bu arada yerini düzleştirdim. Bu toprak birazcık daha yukarıdaydı. Bu çit de o yüzden yukarıda. Bunu misal düzeltmek lazım. Hatta şimdi düzeltebilirim. Neyse sonra düzeltirim. O problem değil. Kalsın. Burasını böyle yaptım. Ondan sonra burada garajlar var. İki garajın ortasında da şöyle bir taşlık yaptım. Burada böyle bir ışığı büyüttüm. Buradaki ışık birazcık daha genele doğru aydınlatacağı için daha büyük olsun dedim. Yani futbol sahalarında kullanılan o ışıklardan koydum. Gayet mantıklı oldu. Buraya böyle yol geliyor. Sol tarafta daha bir şey koymadım ama sağ tarafta yine ufak dekorasyon ürünü, yani bir nevi depomuz, depo malzemeleri vesaireler, işte garaj bakım, temizlik ürünleri, ne aklınıza gelirse artık, yani ihtiyaç olan şeyler için böyle bir süs koydum buraya. Yolunu da böyle bir düzledim. Çimlerle süsledim. Ondan sonra buralara çit yaptım. Hatta şuradan göstermeye başlayayım. Buralar çitle kapattım. Çok güzel süsledim de çevresini. Şuradan aldım, sınırı belirledim. Burası da benim ama evi yıkamadığım için orası öyle kalsın dedik. Belki de yıkılıyordur, bilmiyorum. Çitler yıkılıyor mu bakayım. Yık desem. İyi, şükür yıkmadı. Yıksa korkardım. Burayı da böyle yaptım. Gördüğünüz gibi artık daha düzgün, daha eli yüzü düzenli gözüküyor diyebilirim. Biraz zor oldu peyzajıyla uğraşmak. Çünkü altı düz olmadığı sürece çok sorun çıkartıyor bunlar. Bunlar tabii ki de koyarken delik deşik var, iniş çıkış var diye koymadım. Sırf güzel görünsün diye koydum. Çünkü bu sefer daha tecrübeli, yeri çok daha iyi ayarladım. Şöyle komşulardan bizi ayıran bir çit koydum. Çok da güzel görünüyor, dekorasyon ürünü. Tanesi 200 dolar falan mıydı, öyle bir şey. Bayağı bir para gitti buna da. Bilmiyorum, 60-70 bin dolar falan gitmiştir. Dışına sarı çiçek koydum, içine de turuncu olanı. Maalesef dekorasyon çiçekleri o, fazla seçeneğimiz de yok. O da biraz kötü. Yani hep aynı şeyler kullanmak zorunda bıraktırıyor ama ne yapabilirim yani. Bu böyle aradan da geçebiliyorsunuz. Gayet güzel. Gayet şık oldu. Buralar böyle çıkardım. Daha da koyacak eşyalar vardır. Bu ışığı böyle gömdük tabii ki de bunun içine. Bunları buraya koydum. Daha düzenlemedim araçları yerlerine oturtacağım. Buraya kadar getirdim. İçi dışı. Buraya böyle bir ışık koydum. Işığın yerini değiştirdim. Normalde ışık şurada bir yerde duruyordu. Arkayı temizledim çünkü direkt şuradan bağlayamıyorum. Şu betonu kullanmama izin vermiyor oyun. Ondan dolayı birazcık daha içeriden almak zorunda kaldım. İçeriden de en mantıklı yol bu geldi. Bu şekilde şöyle bağladım. Sonra da arkasına koydum. Bir tane ağaç koydum. Bu tarz ağaçları koyarken bu arada dikkat edin. Dekorasyon ağaçlarının hiçbiri kesilmiyor sanıyorum. Melik de bana söylemişti, uyarmıştı aylar önce bunu. Yanlışlıkla koyduğunu, kesemediğini, kesebildiğini düşünerek koyduğunu, hatalı yere koyduktan sonra da kesemediğini ve pişman olduğunu dile getirmişti. Ben de ufak bir deneyeyim dedim. Sonra kesilmediği de aklıma geldi. Yıkamıyorsun da aynı anda. Böyle kaldı. Yine güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu rengi değişecek biliyorsunuz ağacın. Şu an mevsimsel rengi bu. Onun dolayı. Burası böyle oldu. Burayı bir nevi ikinci kapı diye koydum. Yani buradan giren çıkan. Bir çeri getirdim. Ortaya ayarladım. Geçebilecek şekilde vesaire. O şekilde ayarladım. Bunun da yerini misal şunla düzeltelim. Boyama kısmından hemencik. En azından şöyle bir nevi lastik geçecek şekilde şöyle bir şeyler mi yapsak? Biraz abartı göründü galiba. Şöyle olsa. Şurayı da şöyle kessek. Bilmiyorum yani. Çok inandırıcı gelmedi. Okey, anladım ama olsun. İnandırıcılık için şunu eklememiz gerekiyor çünkü. Neredeydi o? Peyzaj, bitkiler diyeceğiz. Böyle orta yollu. Şunu da şöyle bir ekleyelim. Süslemenin devamı niyetinde.
Böyle göze daha hitap ediyordur şimdi. Lastiğin dokunmadığı yerler bir nevi çim çıktı falan diye milleti kandıracağız yani. Şöyle de böyle çimliyim. Tabi buna şey de koyabilirdim istesem de, o dediğim balyalarını, çim süsünü, çim çitini diyeyim. Burası böyle. Buradan böyle bağladım. Bunun da yerini düzlemek zorunda kaldım. Buraları daha yumuşatacağım. Burası misal düzelmedi. Çok derinlemesine uğraşmadım ama biraz düzelmedi. Arkadaki çitler düzgün konulabilsin diye buradan fedakarlık yaptım diyeyim. Yani burayı düzlersem buraya koyamıyordum gibi. O yüzden bolca şişirdim o tarafı. Çitler otursun diye. Çünkü çitlerin bir tanesi bile oturmadı mı iptal oluyor. Bunu da buraya kadar getirdim. Tabi devamını da devam ettirip birkaç tane daha kapı açılır kapanır. Buradan bir tane daha 15 metre, yani biçerin geçeceği mesafe bırakılır. Sonra buradan devam edilir. Buradan da traktörler vesaire tır geçsin diye, kamyon geçsin diye buradan da konulur bir tane daha kapı şeklinde. Düşünülebilir, gayet kapatılabilir. Her şey yapılabilir. Şu anlık bu hali gayet memnun etti beni. Hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Üstten şöyle göstereyim üstten de. Yani olay şu şekilde oldu. Garajlar burada. Arka süsümüz bu şekilde. Buradan çitler geliyor. Güzelce ne? Buralar birazcık daha geniş koyabilirmişim. Burada geniş geliyor, burada ince. Bunlar önemli değil. İnce detaylar düzeltilir her daim. Bu şekilde böyle bağlaması. Buranın bağlaması biraz çirkin ama yani tabii şuradan şöyle getirip bu şekilde de bağlayabilirdim. Ama bu kadar alanı sonra dışarıda bırakacaktım. O yüzden çok fazla dışarıda alan kalsın da istemedim. Burası da bu şekilde oldu. Hesapladım. Buradan rahatlıkla geçebilecek şekilde bıraktım. Yaklaşık bir 17 metre kadar boşluk var şu anda. Bizim uçta 17. Her tarafta en azından bir yarım metre, 1 metre civarında bir boşluk olsun ki böyle ince ince geçmeye çalışmayayım, uğraşmayayım diye ayarladım orayı da. Bu şekilde söyleyebilirim herhalde. Ondan sonra buralara artık yıkama aletleri koyacağım. Garajların yanına. Şuna bir tane, buna bir tane şeklinde yıkama aletleri koymam lazım. Onun için de ben parayı çekelim. Çünkü ufaktan araçları yıkayıp garajda koymak istiyorum artık. Seralar değil, satış değil, binalarda, aletlerde. Evet, tamam, buldum. Nasıl durduğum bir önem var mı diyeceğim. Traktöre engel olmadığı sürece problem yok. Kablo da uzanır buradan. Şöyle seni buraya bıraktım. Şimdi komşunun yoluna da engel olmaması lazım. Bak, bu birazcık sıkıntı. Bunu birazcık daha sınırda koyacağım. Böyle koyarsam çok öne çıkıyor. Bunu da bu şekilde konumlandırayım. Burası Biçer'in yeri. Biçer'e nereye koysam? Yanına mı koysam? Kapı yakınına mı koysam? Bunu böyle koyalım. Tabi uçlar için de bir tane koymam lazım ve param bitti. Ne kadar borç aldık baksanıza artık. 435 bin dolar oldu şu anda borcumuz. Yani dekor yapalım dedik, süsleyelim dedik. Borç kazık gibi oldu. Şimdi bu tarafına uçları şöyle kenarlara çok böyle zorlamadan koyduğumda bile şurada uzunlamasına bir yer oluyor. Burayı tırın arka römorkünü değerlendirim diye, uzun diye burayı düşündüm. O yüzden yıkama aletini bu tarafa koymak yerine öbür tarafa koyayım diyorum ben. Koyabilirsem tabii. Şu şekilde. Şuradan daha iyi gözükür herhalde. Yani bunu buraya bir yere koysam oradan alırım, uçları yıkarım. Geçmesi birazcık zor olacak gibi. Çok da zor olmaz ya. Tamam, bence süper oldu. Hemencik yerleştirmeyle başlayalım. Gel canım benim. Fotoğraf için yerleştirmiştim. Tekrardan kaydetmeden çıktığım için. Şimdi tekrardan yerleştireceğim. Gel bakalım. Şöyle bir açalım. Neden daha büyük garaj tercih etmediğime dair çok fazla yorum geldiğini gördüm ama gerek duymadım. Çok büyük, çok şey binalar, çirkin binalar istemedim. Bunlar böyle daha güzeldi, daha yumuşaktı. Benim alet edevatımın sayısı da belli. Yani 300 bin dolar, 350 bin dolar daha büyük garaja vermeye gerek yok. Bir de en önemli diğer unsur da
Her bir garaj, her bir araç için garaj kapısı ayrı açılıp kapanacak şekilde düşündüm ben. Yani büyük garajlarda tek kocaman kapı var ve garajın geneli sadece bilmem ne kadar da diyeyim, duvara çok yaklaştırmamak gerekiyormuş. Yani 5'te ikisini mi diyeyim? Yoksa 10'da 3'ünü mü diyeyim? Öyle söyleyeyim yani. 3'te 1'i kadarını sadece kapı şeklindeydi. Yani içeri girdikten sonra döndüre döndüre park etmeniz lazım yani araçları. Çıkarırken de öyle dikkat etmeniz gerekiyor. Oğlum ben bu belden kırmayı hiç sevmedim ya. Allah Allah, bir türlü alışamıyorum. Böyle kapatalım. Rahat rahat otursunlar. Bu da tırın bölgesi, bölümü olsun. Dediğim gibi fabrikalarda sadece şu an şeker kalmış üretmediğimiz. Şeker bulursak tabii ki de çikolata üretmedik, kek üretmedik gibi çeşitlendirebiliriz ama fabrika olarak kurup konumlandırıp üretebileceğimiz sadece o kalmış. Onu da yapacağız. Bak burası misal böyle bir römork için gayet ideal gibi. Uçlarının da yanı sıra gayet güzel de sığıyor. Tabii şöyle ucuna koyup öbür römorku da getirebilirim. Tamam. Bayağı derin garaj ha. Arka tarafa yine bir şeyler sokuşturulabilir gibi geldi. Gel seni kullanayım. Buraya bir traktör daha gider. Evet, uzun vadede alırız onu. İçerilerde yıkayıp yerleştirdim mi tamamdır o iş. Sonra artık yumurta satışıyla başlayacağım. Kasım'a geçip. Ardından bir ekim vesaire yaparız. Şu sıra biliyorum kendimizi çok tekrar ediyoruz ama ne yapalım, aşamalar. Yani malzeme kovalıyorduk kaç bölümdür. Malzemeler denk getirip toparlayabildik. Malzemeler alınca da süslemeler yapalım dedik. Bunu da bu şekilde böyle bir nevi karşılıklı. Bence oldu. Gayet iki römör öyle dursun. Bunu da ters koyayım ya. R yapıp da çıkabilir sonuçta. Eğer traktör düz duracak diye bir şey yok. Hadi bakayım. Güzel oldu. İçime sindi yani yapılan iş. Tamam, sen de yıkayalım. Gel bakayım. Üçüncüye de sen, üçüncüye de uzanacak kadar mesafe var. Olmadı, o taraftan bir tane daha koyarım. Bir şey olmaz yani. Bütün uçlarda mis gibi oldu bence. Cillop gibi hepsi parlıyor. Bunun boyası bayağı gitmiş. En eskisi olduğu için arası da. Dur, uzanıp uzanmadığını kontrol edecektim ben. Sınırdayım. Sınırdayım. Neredeyse 15 metre kadar hortum varmış o zaman. Onu anlamış olduk buradan. Neyse, tertemiz oldular mı bilmiyorum. Oldular gibi duruyor. Ya da çok kullanmadığım için. Bunu çok kullandım gerçi de. Oldu. Otopark işi tamam. Şimdi Kasım'a gidelim. Hepsi tertemiz. Hepsi halloldu. Nice. Fiyatlar belli oldu. 1478, 1469, 68 pardon. Arada 10 dolar fark var. Hazır Yemek Restoranı ve Johnson's Farmer Market şeklinde. Tonajda 10 dolar çok bir şey değiştirmez. O yüzden hemen şuraya her zaman gibi bizim Hazır Yemek Restoranı'nda satabiliriz. Burası da deposu dolmuş. Bunları da şöyle bir kenara bir yere iteyim. Alınabilir hale getirelim. Şunu bir ayarla. Rengini değiştireyim şunu ya. Sıkıldım artık yeşil renginden. Beyaz da olmasın. Mor da olmaz. Göze batmayan bir renk lazım bana. Siyah yapsam daha rahat mı olur sanki? Janta da siyah olsa. Bu siyah siyah değil galiba. Siyah bu. Tamam, böyle bir şey olsun. Süslemek istiyorum gerçekten güzel bir şekilde ama yok yani istediğim şekilde. Bir mod. Bulamadım daha diyeyim. Yok demeyelim. Elbet vardır çünkü. Hepsini alabilecek miyim ya? Üçten fazla.
Tam mı oldu? Ha, tam oldu. Tam 60 ton. Burası da böyle bir şeye benzedi bak. Hoş oldu. Siyahlığı tam belli olmuyor. Şunu bir yıkayayım hızlıca. Yumurtaları da ıslansın. Biraz ağırlık daha fazla çıkar. Öyle üçkağıtçı olduğumuzu düşünsene de çiftlikte. Böyle imkanlar olsa. Ama tabii karşı taraf da bunu biliyor olsa, biraz sezebiliyor olsa, yani kandırmanın da bir seçimi olsa, işte karakter gelişimi, RPG, insan ilişkilerine versen ve kandırsan vesaire. Bildiğim ben Skyrim'den falan bahsediyorum galiba şu an. Ya da Fallout'tan. Bak hoş oldu burası be. Benim olduğu belli yani. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Karanlıkta ışıklar görecektim. Bak onu unuttum. Şu ışıkların gücü falan nasıl? İyi bir şekilde aydınlatıyor mu? Onu merak ediyordum. İyi para, iyi para. Bakalım ne kadar gelecek. 64.400 dolar. Yani 1480-1500 civarında. Şu ucu alsana ya önce. Toplamını görmem biraz zor olacak da ayardan bakarım en kötü. 88.000 falan küsurat. 88.740 diyorum falan. Salladım şu an. 88.777 çıkmış. Sallamam bile güzel tutturdu. Harika. Tamam, biraz artık borcu kapatabilirim. 430.000'den 350.000'e indik bile. Zaten Nisan ayında 100.000 dolarlık gerçi satışım olacak da bakalım. Birazcık daha parayı bayağı harcadık. Yani 2-3 yıllık biriktirdiğimiz paralar harcadık, öyle söyleyeyim. O gün milyon dolarlık alışveriş yaptık. Doğru söylüyor. Yorum vardı böyle. Sen yanlış hesapladın. Aslında yaptığın alışveriş milyon dolarlıktı. Önceden aldığın bir çeri unuttun herhalde dedi. Ben onu çok şey yapmadım. Hesaba katmadım da. Ama doğru yani. Milyon dolarlık alışveriş yaptık. Ve o milyon doları da biriktirmek kolay olmadı. 3-4 yılım aldı o hale gelmesi vesairesi. Ama artık öyle olmayacak tabi. Biraz sürüneceğiz. Biraz parasız gezeceğiz diyelim. Borcu falan kapatırız. Tarla alacağım sonrasında. Şimdi arpamız ekiliydi en son. Bizim öbür tarlada. Onun hasat zamanı daha yeni ektiğim için çok varmış gerçi. Okey, buraya kadar gideceğiz. O zaman ben gönül rahatlığıyla Nisan'a kadar hızlandırabilirim herhalde. Üzümü budama süresi şu an mı? Sanıyorum şu an, evet, budamam lazım onu hızlıca. Şu ikinci makineyi de alayım artık ya. Gelsen şöyle. Ben hep kiralıyorum. İki makineyle buduyorum, hızlı oluyor. 35 şerit varsa toplam 17 kere geçiyorum, bitiyor. Öbür türlü çekilmez yani tek budama makinesiyle. 35 şerit. Son bir kere daha üzüm yapacağım. Pazar alanına gidelim. Sonra artık kendi üretimimize devam edebiliriz. Daha fazla kazanmak için. Mısır gevreği üretmeye. Şu çikolataya bakacağım. Onu unutturmayın bana. Bizim fabrikalardan oluyor muydu? Bakayım. Buradan olmaz. Çikolata. Heh. Okey. Mandıra da oluyor yine. Şekerden üreteceğiz. Şeker. Şeker çok zor. Para çekeyim birazcık daha. Şu makinenin ikincisini de satın alayım. Bir müddet daha buradayız nasıl olsa. Yani üzümleyiz. Sürekli 800 dolar veriyorum. 4-5 kere verdim artık. Biraz daha üstüne koysam parası çıkacak. O yüzden alayım ben bunu. Bulunsun yedekte. Zeytin bu konuda birazcık daha rahat üzüme göre.
Çünkü böyle budama derdi yok. Onun ot derdi var tabii. Altın temizlemen lazım, o kadar. Şu üzüm işini halledeyim, ondan sonra diğer fabrikaya geçeceğim. Bu arada yeni bir fabrika var. Alkol üretebiliyorsunuz. İster şarap, ister bira modunu gördüm geçenlerde. Onu kullanmak istiyorum. Özellikle karışık her şey üretilebileni deneyebiliriz. Tabii fiyatlarını bilmiyorum. Nasıl bir fiyatlandırma var mod olduğu için. Yani ayarında mı tuttular? Neye göre kıyasladılar? Hangi ürünle yakın fiyatlandırma yaptılar? Onu bilmiyorum ama denedikçe göreceğiz. Sadece şarap üreteni var. Ondan sonra şaraptır, biradır, vodkadır vesaire böyle çeşit çeşit üreten de var. Aşamalı bir fabrika. Onu deneyeceğim. Güzel olacak yani. Vallahi ayırdık kendimize ya, baksana. Ayrı bir kale. Ben o zaman hızlıca bu diyeyim. Ondan sonra Nisan ayına doğru geçelim. Kıyafeti sattıktan sonra artık tarlayla ne yapacağımıza bakalım. Budama işlerini tamamladım. Şimdi bir fikir değişikliğine gittim diyeyim. Ne yapmam gerektiğini birazcık daha düşündüm. Ne yapsam acaba'yı düşündüm. Ve tarla ekmek yerine size de birazcık yenilik sunmak adına hayvanlar sekmesine geçeyim dedim. Tabi dur şurayı bir düzelteyim önce. Boyama. Aynen, bitkiler. Tamam. Bu böyle kalsın. Şurayı temizledim. Tertemiz. Hayvanlar sekmesini de yapmadığım hayvanlar vardı hatırlarsanız. Onlara girelim diye düşündüm. Birazcık zor olacak ama domuz işine girebiliriz gibi. Hemen hemen her şeyi yiyorlar gibi gözüküyor şu anda. Mısır yiyor, süpürge darısı yiyor, buğday, arpa, soya fasulyesi, kanola, ayçiçek, patates, pancar. Bu ne? Bu sonuncuyu bilmiyorum ama buna girelim diyorum. Hazır başarım da var domuzun. Hem o başarımını almak için de şöyle yerini de temizledim. Yerini de ayarladım. Şimdi şöyle baktım birazcık nedir ne değildir diye. Burası sol taraf etkileşim alanı. Sağ tarafta malzeme bıraktığımız yani yem bıraktığımız alan iken bu tarafta ne var? Bu tarafta da artık sanırsam gübre bıraktığı yer. Gübre bunda da var. Şimdi gübre deposu dolarsa bununla da uğraşmamız gerekecek. Buna da ayrı depo satın alma durumları mı olacak acaba? Onu da düşünüyorum. Eğer gübre işini sürekli alamayacaksak ve çok fazla doğal gübre üretiyorsa bu boşluğa koymak, bu tarafa doğru yanaştırmak daha mantıklı olacak. Çünkü bu tarafta belki yine koca gübre makinesini koyabiliriz. Yani şöyle koyabiliriz. Gübre makinesini buraya koyarız. Bir araç boşluk girecek kadar da yapabiliriz. Ama arkadan dolansın diye de böyle biraz geniş aldım. Şu an onu düşündüm. Ne yapsam acaba diye. Yeri burası uygun gibi geldi. Yani buralar tertemiz zaten. Fabrika aşaması olacak. Oturma alanlar, dinlenme alanlar da olacak da bir süs bulursam, dekor süsleri bulursam masadır, sandalyedir şeklinde. Yani aslında şurada var yani oyun içinde hazır yemek restoranda gördüğünüz gibi var. Masa sandalyeler, sağa sola konulabilecekler. Böyle beton çıkıntılar falan da olabilirdi misal. Fayanslar olabilirdi vesaire. Öyle şeyler olsa hoş olurdu. Başka bilgi de vermiyor şu anda. Domuz merası küçüğü 28 bin. Domuz ağılı diyor. Ahırı mı demek istedi bilmiyorum. Aynen ahırı. Domuz ahırı orta ve domuz ahırı büyük. 270 tane domuz alıyor. Biz tabii ki de o kadarını almayacağız ilk etapta. Az bir şeyle başlayacağız. Borçla başlayacağız yine. Şu anda Nisan ayındayım ama kıyafet fiyatlar çok kötüydü. Satmak istemedim. Önümüzdeki sezon biriktirip satarız. Yani şurası iyi gibi. Arkasında da dönmelik yerim olacak. Şimdi borç alıyorum. Bol bol. Gerisini zaten koyduktan sonra ayarlarım. En büyüğünü koyalım. Yani para kazanmak istiyorsak bize lazım olan da o. Daha çok borç alacağız. O limitleri bayağı bir zorlayacağız gibi duruyor. Sonra kapatmaya bakacağız. Tıpkı eskiden olduğu gibi, yaptığımız gibi. İnek kadar uğraştırmasa yeter diyeceğim ama daha fazla da uğraştırma ihtimalinden korkuyorum. Ama artık birazcık daha ekonomik gücümüz iyi olduğu için en kötü ihtimalle çok sıkışırsak aralarda yemin de satın alabiliriz mantığıyla düşünerekten çok da çekinmiyorum. İçim biraz rahat. Birazcık daha arka tarafa da alım bırakayım. Şöyle koydum. Bakayım. Yani buralar fena değil. Biraz yumuşatılabilir tabi. Burası fazla şişmiş. Önünü hızlıca peyzajlayayım. Hayır, peyzaj ya. Bir de koyduğum şey sattırma bana. 164 binmiş. Ben çok fazla para çekmişim. Nedense 200 küsür binmiş gibi geldi bana. Ama domuz almak için de para lazım. O yüzden problem olmaz. Şimdi domuzlar çok hızlı türüyorlar. Öyle olayını hatırlıyorum. Tabii verim detayını bilmiyorum diye. Verimi için çok uğraşmak lazım. %100 verimi için.
Biz %100 yapamayabiliriz. Ona bir göz atacağız birazdan. Şimdi içi böyle kalacak tabii. Domuzların altı böyle olduğu için. İçini düzeltemiyoruz. Buralar böyle biraz yamuk kaldı. Çok büyük problem değil. Burayı yemini vereceğiz. Şimdi neler var bunda? Bir bakalım. Kapıdan giriyoruz bu şekilde. Aslında pek girmelik bir durumu da yok galiba. Anladığım kadarıyla. Önden de kapalı. Arkadan da kapalı. Yani otomatik yemini veriyor direkt kendisi. Şurada bir ofis gibi bir şey var mı? Bir açılır kapanır bir mekanizması var mı diye bakıyorum da. Sanırsam açtık şu an buralarını. Biraz ferahladı. Şimdi benekli var, siyah var, beyaz var. Ne vereyim abime? Fiyatlar 200 dolardan başlıyor. Oo, Berkshire. Domuzlar kâr etmek için satılabilir. Domuzlar neredeyse her şeyi yer. Onların mısır, buğday, arpa, kanola, ayçiçeği, soya fasulyesi, patates, süpürge dersi ve şeker pancarı ile besleyebilirsin. Ayrıca su isterler. Bu hayvanlar üreme yaşına ulaştığında herhalde sağlıklı ve 6 aydan büyük hayvanlar üreyebiliyor diyor. 6 ay. Gebelik süresi 4 ay. Ergenlik süresi 6 ay. Okey. Toplam şeyi ne? Verimi düştüğün ömrü falan var mı acaba diye düşündüm de. Şu ikisi çok pahalıymış. Gerçi hepsinde varmış Alman yerel. Çünkü artık şey. Yetişkin direkt gebelik sürecine girebilecek durumda. Ondan dolayı fiyatlar böyle. Yani maksimum satabileceğimiz fiyatlar aşağı yukarı bu fiyatlar olacaktır. Ne kolay ne de zor. En iyisi orta altın oran falan şeklinde. Hem siyahtan hem beyazdan olan lekelilerden alalım diyorum. Tanesi 200 dolar. 230'a geliyor. Transfer ücreti toplanınca tabii böyle. İyi fiyatlar fena değil bence. 13.860 tanesi için. Gayet iyi. Satın al. Evet. Tekrar bir 60 tane 120 yapsak. Bence yeter başlangıç için gayet iyi. Tamam. Şimdi ne yeme getirebiliyoruz? Ne yeme tüketiyorlar? Asıl önemli olan o. Üretkenlik. %49'unu temel besinden alıyor. %24'ünü tahıldan alıyor. %20'sini proteinden alıyor. %5'ini de kök meyvelerinden alıyor. Arkadaş bu ne demek şimdi? Temel besini ne oluyor domuzun? Temel besin ne tüketiyorlar abi domuzlar şimdi eskiden yapıyorduk da hep karışık şeyler oluyordu yazardı genelde tık tık diye. Tahılı anladık. Okey buğdaydır arpadır bunlar tahıl. Gerçi protein de olabilir ama yok onlar tahıl protein değil. Protein de ne olabilir? Kök meyveler muhtemelen süpürge dersi gibi geldi bana ama protein dediği ne? Allah Allah içeriğini merak ettim abi şu domuz yemini alalım desek bakayım hızlıca. İçeriği yazmıyor onda da gerçi. At yemi var. Domuz besini var burada da. 1000 dolar. Her şeyden biraz getireceğim galiba. Burada yatıyorlar. Okey. Çamurdan sıkıldıklarında oraya geçip yatıyorlar. Tıkır tıkır nasıl koşuyor salak. Domuzlar da böyle. Domuzu da yapmadık demeyiz. Atı da deneyeceğim bu arada. Çok fazla para kazanmamak adına. Atın başarım da var. Sırf öyle başarımını almak için yapacağım. Hem deneyimlemek hem göstermek hem de başarımını almak için. Şimdi gideyim traktörümü. Şunlara bir yem getireyim. Elimden ne gelirse artık. Benim diğer yeşil nerede ya? Burada bırakmışız en son. Bal yerler mi? Balım bol. Protein besini ne olabilir diye düşünüyorum. Protein besini. Şuradan baksam. Yani protein dediğinde ne olur abi? Yulafta protein var. Artı. Mısırda çok protein yok gibi. Ayçiçekte protein var. Ayçiçekte de var protein. Yani çekirdekte var protein sonuçta. Soya fasulyesinde protein var. Patateste yok. Şeker pancarında yok. Şeker kamışında yok. Süpürge dersini bilmiyorum. Bunlar zaten hepsini tüketmiyor. Muhtemelen onlar olacak. Yulaf.
Ve neydi? Ve neydi? Yulaf ve ayçiçek midir acaba yani protein bazlı olanları? Her şeyim de yok ki benim deneyim. Bir iki tane alırız olmadı. Satın alıp besleriz. Geri bakalım. Biraz biraz götüreyim. Mısırım vardı açık. Soyam vardı. Mısır yok muydu? Mısır vardı depomda hatırlıyorum. Soya var, mısır var. Soyada da protein var. Unuttum bak. Fasulye sonuçta yani. Baklagiller protein bazlı olur. Arpa var biraz. Biraz arpa götüreyim. Bir ufak ufak koyacağım, deneyeceğim. Ne kadar verim verebiliyoruz? Tabii şu da önemli. Bulamaç olarak deposu ne? Saman sersek avantajı ne? Hepsinin etkisini göreceğiz. Samanım da var aslında. Getireyim desem saman da var. Samanı bunlara kullanabiliriz gibi geldi bana. Tahıl. Okey. Tahıl geldi. Tahmin ettiğimiz gibi arpa, tahıl ürünü. Burası niye öyle kalmış? Çünkü orası eskiden beri öyleydi. Giriş vardı orada. Kapat. Artık giriş miriş yok. Tabii bir giriş açarım oradan ya. Yanlış olmasın şimdi yoldan direkt gelip. Buralara kadar çekebilirim ben. Bundan sonra. Çitler mi? Tarla genelinde mi çeksem acaba böyle? Full kapatsam ama şu an genişlemeye devam ediyoruz. O yüzden o da olmaz. Yulafım yok, süpürgelerim yok. Bunları da deneyebilseydim. Biraz soya fasulyesi vereyim. 5 ton üstünde. Bak böyle bir durumda aslında tırın arkasındaki römork çok daha mantıklı. Ama iki ayrı bölmesi olduğu için iki ayrı ürünü koyabiliyorsun ama her bölmede iki ayrı bölme tekrar var. Keşke böyle toplam 4 ayrı ürünü koyabilsin. Harika olurdu. Ona imkan tanımıyor. Bakalım bu protein mi olarak yansıyacak? Neye yansıyacak bu? Tamam, protein de geldi. Okey, burada da haklıyız. Mutluyum. Bir şeyleri doğru biliyormuşum. Bir anda kafam karıştı öyle görünce. Temel besin ne peki? Temel besini ne abi domuzun? Temel besinini bilmiyorum işte bak. Niye almadı şimdi? Alsana. Aa, temel besin bu muymuş? Mısır yiyormuş yani temel besini bu mu? Allah Allah. %49'un oradan alıyormuş. O yüzden önemli. Kök meyveler yok işte. Keşke kök meyvelerim de olsaydı. Harika olurdu. Tabii su getirmemiz lazım. Su istiyordu. Burada olmasa da. Samanlar da getireyim. Samanlar bunları da yarar bence. İşe yarar. Birazcık daha bırakayım. Gerçi bir sonraki arpadan tekrar alırım ben. Bir şey olmaz samanı. Yemlik var bak. Yemlik ne acaba? Boşalt. Hepsini götürelim. Yıllardır burada saman tutuyoruz, tutuyoruz. Hiçbir işe yaratmadık. Bugünlere kısmetmiş bak. Saman da oluşması lazımdı içeriye. Yani çamura saman karışıyordu eski oyununda. Burada daha çok iç tarafa doğru. Okey, 45 ton alıyormuş. Bulamaç deposu da muhtemelen çok fazla değildir. Ben ama bulamaç tankı koymak yerine bulamaç deposunu full genişletirim abi. Bayağı arttırırım ki kafamız rahat olsun. Hiç uğraşmayalım. O şekilde ayarlarım. Aslında yani oyunda şey durum var. Asla girmediğimiz işte biyogaz tesisi üzerinde üretim, biyo enerji, bilmem işte yakıt. Böyle şeyleri de üretebiliriz. Bak onlara o toplara hiç girmedik hiçbir oyununda. Denemek istemiyor değilim. Başka bir şey yok herhalde. Domuz besini falan alabiliyormuş zaten. Bence okey. Elde olanlardan verdim. Bir tek kök meyveler yok. Onun da tahmin ediyorum ki kök meyve dediği ne olabilir? Ne olabilir? Ben hala süpürge dersi olabileceğini düşünüyorum ama. Bir zaman ilerleteyim. Su ihtiyacı falan olacak mı? Bir bakalım. Sanıyorum ki otomatik. İyi ki ona geçmişiz yani. Hayvanlar.
Burada detaylı yazmıyor ama normalde detaylı yazar ki otomatik şey var diye. Üretkenlikler şu an maksimum 95'e kadar çıkması lazım. %5'lik boşluğumuz var. Onu da dilersek tabii doldurabiliriz. Gideriz o tahıldan alırız. Benim ışığım yanmıyor mu orada? Anlamadım. Bu taraftan belli olmuyor yandı. Şimdi toplam 15 ton var. Bu hepsine verecek. Tabii en az buna veriyor. Şu an üretkenlik %100'e çıktı. Okey, toplam 26 ton. Hepsi karışık da kök meyveler ne kadar az ya. %5 olduğu içindir herhalde. 10 ton getirdim. 550 oldu işte, 11 tondu. Düz hesap. Akşam da UV ışıklar var. Ultraviyolen değil tabi de. RGB ama olsun. Dying Light 2'nin etkisi. Böyle bırakayım. Aydınlatıyorum. Evet, aydınlatıyormuş. Yani şuraya kadar aydınlatıyormuş. Gayet güzel. Yani şu ışıkların yerine daha büyüğünü, daha iyisini koymak lazım demek ki. Şuralar full aydınlansın diyorsak. Bak mesela bunu satıp onun yerine şu ışıkları koymamız lazım. Şu büyük olanlar iyiymiş misal. Yönünü buraya çek. Ha, akşam belli oluyormuş ki asıl olay. Düz koyalım bunda ya. Yamuk yumurta durmasın şimdi. Burada bir tane var. Bunun ışığı yeter bize. Ama şuraya bir tane adam gibi koyalım. Akşamlarda bir aydın olsun ya, bir akşam atmosferi de olsun. Bunun yeri biraz sakıncalı tabii. Hadi bakayım. Şunun yanı olabilir aynen. Böyle olabilir bence. Zaten o araya girmiyoruz. Bence gayet güzel oldu. Bir de bunu böyle döndürüp, gerçi buraya bazen park da ediyorum aracım da. Şöyle koyabilirim belki. Ama şurasını çok aydınlatamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ya da bunun yanına bir tane daha böyle çifte yan yana sırt sırta şekli olabilir. Çok mu kalabalık olur? Şu arayı böyle değerlendireyim desem. Ya en kötü şey yaparız abi. Kapatırız, kırarız. Vay, güzel oldu. Tabii her yerde ışık olması biraz bir acayip oldu. Birbirinin kopyası ışıklar. Ama en azından fenere ihtiyacımız olmadı artık akşamları. Şeyimizin, çiftliğimizin her köşesine ışık neredeyse varıyor. Tabii bu binaların arası zor. Yani buraya da bir tane koymak lazımmış da. Ama yani neredeyse her yeri aydınlatabiliyoruz. Bu da güzel. İnsanı böyle bir mutlu ediyor. Bir özgürleştiğimizi hissediyorum. Bunları niye kullanmadık biz? Bu zamana kadar vardı ışık. Akşam hava kararınca direkt kötü oluyorduk. Kör oluyorduk. Bambaşka bir atmosfer var bir de ya baksana. Burası ne oldu böyle? Köy olmaktan çıktı mı ya? Başka bir şey olduk. Evet, artık zamanı hızlandıralım. Domuzların ilk çoğalma aşamasını görebilir miyiz bilmiyorum. O birazcık zor. Yani çoğalan domuz almamız gerekiyordu. 6 ay ilerletelim desek 6 aylıktan sonra ergenliğe çıkıyor dedi. Ondan sonra gerisi geliyormuş. O yüzden biraz zaman alacak. Ben en iyisi bu bölümü burada bitireyim. Çok da uzatmadan hızlı hızlı yetiştirmeye çalışacağım bölümler size. Biliyorum yine 2000'de bir geldi ama bir sonraki bölümde inşallah belki ertesi gün getirebilirim diyeceğim de bugün yine yayın da az yapmak zorundayım ama ya. Yayınla beraber ikisini götürmeye çalışırken zor oluyor dostlar. İdare edin artık. Hepinizi öpüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Domuza da artık hayırlısıyla girdik. Domuz işini de yapıyor olacağız. Domuz işinde para var mı? Nedir durumlar? Ne kadar karlı? Ne kadar hızlı çoğalıyorlar? 4 ayda bir çoğalma durumu yazıyor orada. Tabii ilk ergenliklerini atlattıktan sonra çoğalma yaşlarında ve satış fiyatları. Bunlar çok önemli faktörler. Şu an bunları da ölçemiyorum çünkü fiyatlar çok uygun.
Şu an gelişimler aşamasında oldukları için. Ama 500 dolardan 100 tanesini birden sattığınızda yani iyi para bence. Direkt 50 bin dolar tak. Her 4 ayda bir 50 bin dolar. Oha. O kadar var mıdır ya? Her 4 ayda bir. Şimdi 525 dolardan bir satın alıyoruz. Hazır. Artık gebe sürü yani gebe kalabilecek durumda. Yaşı ilerlemiş domuz. 100 tanesinde rahat satabiliriz yani sonuçta. 270 tane falan alıyor burası. 100'den daha fazlası 130 tanesini satabiliyoruz aynı anda. Bak bir 10 tane daha alayım. Gecikecek mi ya? Ufak gecikme olacak onlarda artık. Bir 10 tane daha alayım da 130 olsun. Ya da direkt 15 tane alayım. 135. Dur şunlardan alacaktım. Evet satın al. Şey farkından dolayı mı bu? Aga be. Neyse bir sonrakinde düzelirler artık. Şimdi böyle kalsınlar. Direkt 270 olur. Yani 135 tanesini pıt diye satabilir halde olabiliriz. Aa, dur yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım. Aslında 135 tane alacaktık. 135 tanesi 6 aylık sürece girdiğinde gebelik sürecine girdiğinde neyse çözerim ben onu şeyini parayı kapatayım geri vereyim abi 600 küsür bin dolar borcumuz var ya 600 bin dolara indi borcum 600 bin dolar borcumuz var onu kapatmaya bakalım domuzlardaki getiriyi de artık önümüzdeki bölümlerde hesaplarız hepinize teşekkür ediyorum umarım yeni tasarımı beğendiniz yeni ortamımız hoş olmuştur ışıklar birbirinin kopyası olduğu için birazcık doğal olmayan şekilde görünüyor ama olsun. Yine de hoş duruyor. En azından aydınlık her yer. Buna da şükür diyelim. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Hoşça kalın.